Bütün Türkiye şu anda ayakta. Bu yurt bizim, bu devlet bizim, bu vatan bizim, bu ordu bizim. Bütün millet imzasını atıyor. Darbe girişimine karşı başlatılan demokrasi nöbetinin 14. gününde de sokaktan ayrılmayan vatandaşlar FETÖ'ye lanet okumaya devam ediyor. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar Saraçhane Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nın önünde toplandı. Buradaki demokrasi nöbetine İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de destek verdi. Burada konuşan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, milletin parasıyla alınmış ve onlara emanet edilmiş olan o şaşkınlar, çapulcular ve terörist grubu ellerindeki silahları, ele geçirdikleri tankları, helikopterleri ve jetleri bu milletin üzerine yönlendirdi. Fakat aziz milletimiz, korkunun yüreklerden alındığı milletimiz, büyük bir cesaret örneği göstererek sokağa döküldüğü meydanlarda destanlar yazdı dedi. Geldik. İstanbul'daki heyecanı sebepleriyle birlikte paylaşmaya geldik. İnşallah Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bu milleti ayakta gördüysek yine aynı heyecan içinde görmenin mutluluğuyla bu vatanı, bu devleti, bu parlamentoyu, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı, herkesi koruyan bu milleti böyle diri görmek, böyle şuurlu görmek, böyle heyecanlı görmek bizi ilerisi için çok umutlandırıyor. Bu bir demokrasi nöbetidir. Bu devlete sahip çıkmaktır. Bu parlamentoya sahip çıkmaktır. Bu cumhurbaşkanına, başbakana sahip çıkmaktır. Ordumuza sahip çıkmaktır. Bu bir avuç çapulcuya, bu bir avuç teröriste ordumuzu ele geçirip de onun bir kısmı ile ele geçirdikleri malzemeleriyle, mühimmatıyla, araç gereciyle kalkışmanın karşısında şanlı bir direniştir. Bu destanı yazan bu millettir. Biz de alan alan milletin meydanında milletle buluşuyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu kardeşliğin, bu birlikteliğin, bu beraberliğin, bu kenetlenmişliğin ayrım gözetmeksizin sürmesi için onlara hasreten rica ediyoruz. Ellerini öpmeye geldik, ayaklarını öpmeye geldik. Gazi millete gaziliğini tebrik etmeye geldik, teşekkür etmeye geldik. Medine'deki ortamı nasıl buldunuz? Çok mutlu oldum. Heyecan üst seviyede. Çok güzel. İnşallah diğer alanlarda da aynı, onu biliyorum. Benim şu anda bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak bütün şubelerimle yaptığım görüşmede, 15 gündür yaptığımız görüşmede bütün alanlar aynı şekilde sabah namazına kadar, sabah namazında birlikte kılarak meydanlardan gün doğunca ayrılıyorlar. Her yaştan yurttaşın katıldığı demokrasi nöbetleri ilk günkü inançla devam ediyor. Demokrasi nöbetlerinde ilginç detaylar da var. Özellikle vatandaşların ellerinde taşıdığı pankartlardaki yazılar geceye renk katıyor. Bazı vatandaşların yazdığı yazılar ise meselenin özünü biraz da mizah katarak derinlemesine ortaya koyuyor. Ellerinde Türk bayrakları, üzerlerinde ay yıldızı tişörtlerle her gece alanları dolduran vatandaşlar milli iradeye sahip çıkmayı sürdürüyor. Her geçen gün milli birlik ve beraberliğin daha da arttığı demokrasi nöbetlerine katılanlar, hainlere asla fırsat vermeyeceklerini günden güne alanları daha da fazla doldurarak gösteriyor. Dünyası,